Bu sabah sağlıktan merhaba sevgili izleyenler. Her gün birbirinden değerli konuklarımızı burada sizler için ağırlamaya devam ediyoruz. Ve mutlaka takip edenleriniz biliyor ki her hafta çarşamba günü Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden bir uzmanımız bizlerle birlikte oluyor. Bir konuyu ele alıyoruz ve o konu hakkında bilgilerini bizlerle paylaşıyorlar. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte sevgili izleyenler. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden nöroloji uzmanı Gülşen Vatandaş bizlerle birlikte. Bugün ne konuşacağız? Özellikle baş ağrılarını konuşacağız sevgili izleyenler. Birçoğumuzun belki gün içerisinde toplumda çok sık görülen baş ağrısı, mutlaka etrafımızda birileri bugün başım ağrıyor dediğini duyuyorsunuzdur. Bunların ne tür baş ağrıları olduğunu, ne zaman alarm verdiğini, ne zaman dikkat etmemiz gerektiğini ve tedavisinde ne tür yöntemler olduğunu bugün bizlerle paylaşacak değerli hocamız. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyiyim. Sizi ilk kez burada ağırlıyoruz. Evet. Biz tanımak isteriz. Gülşen Vatandaş kimdir? Buyurun lütfen. Evet. Ben Ege Üniversitesi mezunuyum. Burada Manisa'da Celal Bayar Üniversitesi'nde ihtisas yaptım. Şu an Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak 3 yıldır görev yapmaktayım. Hayırlısı olsun diyoruz. 3 yıldır gerçi uzun bir zaman ama sizi ilk kez burada ağırlama fırsatını buluruz. Dileriz ki ilerleyen zamanlarda sizi tekrar burada ağırlayabiliriz. Bugün baş ağrılarını konuşacağız diyoruz. Baş ağrısı türleri ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında bizlere neler söyleyeceksiniz buyurun efendim. Tabii. Şimdi aslında ağrı vücutta bir alarm zili ve vücutta ters giden bir şeylerin habercisi bizim için. Bu anlamda bir alarm zili olduğu için de çok değerli. Baş ağrısı günümüzde nörolojide artı genel tıpta en sık karşılaştığımız şikayetlerden biri olması adına bizim için çok önemli. Bunun yanında hastalarda bir iş gücü kaybına neden olması, aynı zamanda hayati tehlike yaratacak bazı hastalıkların da habercisi olması nedeniyle yine çok dikkat edilmesi gereken bir semptom. Ne zaman tanımlanmış? Aslında M.Ö. 7000 yılında böyle ağrının işte kafatası delinerek dışarı çıkarılması gibi o kadar zor bir şey olduğu için ağrıyı çekmek o zamanlardan tanımlanmaya başlanmış aslında. M.Ö. sonra yine Mısırlar, Sümerler tanımlamış. Aynı zamanda bir areteus milattan sonra migrenin kaşifi olarak kabul ediliyor. Yani yarım baş ağrısını tanımlamış bize. Bu şekilde bir tarihçesi var. Nereden türemiş? Hemikranya, yarım baş ağrısından galen en son migren olarak tanımlamış. Ağrı nasıl iletiliyor? Ağrı aslında saçımızın derisinden ayağımızın tırnak ucuna kadar olan herhangi bir bölgedeki bir sorunun algılanıp omuriliğe iletilmesi, omurilikte karşı tarafa geçerek beyinde talamus dediğimiz ağrıyı algılayan bir bölgeye iletilmesi ve onun da kortekste algılanmasıyla oluşan bir belirti. Dediğimiz gibi baş ağrısı da bizim acil servise ve nöroloji polikliniğine başvuran hastalarımızın %55-60'ında var olan bir semptom. Peki ağrının nedeniyle ilgili dikkat edilmesi gereken önemli noktalar var mıdır? Yani gün içerisinde bazen arkadaşlarımız arasında duyuyoruz bugün başım ağrısı. Hangilerine dikkat etmek gerekiyor? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Öncelikle şöyle başlayalım. Baş ağrılarını biz şu şekilde sınıflayabiliyoruz. Bir birincil baş ağrıları, yani beyinde herhangi bir patolojinin olmadığı ancak ağrı semptomunun olduğu baş ağrıları var. Bu ağrılarımız migren, gerilim tipi baş ağrısı, küme baş ağrısı ve uzayan bir listesi var. Daha çok medikal tedaviyle yanıt aldığımız birincil baş ağrıları. Fakat bir de bizim ikincil baş ağrılarımız var. Yani beyinde bir hastalığın belirtisi olan baş ağrıları. Bunlar beyin tümöründen başlayıp beyin damar tıkanıklıkları, beyin kanaması, bunun dışında bazı gripal enfeksiyon, sinüzitler gibi, hani sinüzitim var başım ağrıyor gibi ikincil baş ağrılarımız var. Şimdi hangi durumlarda biz alarm belirtisi dediğimiz, yani öncelikle hastanın bulunduğu yerdeki en yakın sağlık kuruluşuna başvurması ya da mümkünse acil servise gitmesini gerektiren alarm belirtileri var. Bunlar daha önceden, hasta şöyle ifade eder: doktor hanım, benim daha önce hiç böyle bir ağrım olmamıştı diyerek bize gelir. En önemlisi aslında hastanın kendi ifadesi bu konuda. Ani başlar genelde ve ileri yaş başlangıçlıdır. Yani biz migren ya da diğer ilaçla tedavi edilebilen ağrıları daha çok böyle
15-30 yaş arasında tanı alır zaten. Hasta migreni olduğunu bilir. Baş ağrısı onu bilir. Yani bunun dışında bir 50 yaşın üstünde ani başlayan baş ağrısı bizim için bir alarm belirtisidir. Bunun dışında hastanın eşlik eden bir başka nörolojik semptomu olması çok önemlidir. Bunlar neler olabilir? Hastanın bir bulanık görmesi, çift görmesi olması, elinde kolunda uyuşma, güçsüzlük, güç kaybı eşlik etmesi ya da bilinç değişikliği bizim için çok önemli. Mesela bir hastanın bir uykuya meyilinin olması gün içerisinde, ateş yüksekliğinin eşlik etmesi ki bu ateş yüksekliği basit bir gripal enfeksiyondan menenjit dediğimiz çok tehlikeli bir omurilik ya da beyin enfeksiyonu ya da bir beyin absesinde belirtisi olabilir. Menenjit bulaşıcı mıdır? Bu arada bunu hani merak ettiğim için sormak istiyorum. Yani damlacık yoluyla bulaşan bir grubumuz var tabii. Evet. Ama genelde çok fazla çok bulaşıcı değil. Evet. Ama yine de hani bazı gruplarını hastane ortamında yatırıp izole ediyoruz. Yani ayırıyoruz diğer hastalardan. Bu anlamda değerli. Bir de tabii şu soru da çok geliyor. Beyin tümörü olabilir miyim ben şöyle bir baş ağrım var diye. Beyin tümörü ağrısı da çok şiddetli değildir. Daha küçük bir ağrıdır. Evet. Ama eşlik eden başka nörolojik semptomlar vardır hastada genelde. Yani bir görmede bozulma olabilir. Bası yaptığı tümörün beyinde bası yaptığı yere göre farklı bulgular verebilir. Böyle değerlendirebiliriz. Süre de önemli midir? Baş ağrısının ne kadar süredir devam ettiği veya ne zaman başladığı gibi konular da önemli midir baş ağrısı? Çok önemli. Bizde şu da çok önemli. Baş ağrısı mesela bir migren ağrısı 4-72 saat kadar sürebilir. Uzun sürebilir. Fakat dediğim gibi bir beyin tümörü ağrısı daha künttür, daha uzun sürelidir. Belki çok ağrı kesicilere yanıt vermez. Mesela bu da önemli bir belirtidir. Bu şekilde değerlendirebiliriz aslında bunları. Ama daha çok bugün hani gerilim tipi baş ağrısı ve migren daha çok duyduğumuz değil mi? Daha yaygın olan. Gerilim tipi baş ağrısını tarif ederken hasta size nasıl tarif eder? Ya da sizin bunun gerilim tipi baş ağrısı olduğunu nasıl anlarsınız? Anlarsınız, evet. Gerilim tipi baş ağrısı aslında %5 gibi bir sıklıkta görülüyor. Daha çok iki taraflıdır. Sıkıştırıcı vasıftadır. Daha künt bir ağrıdır migren ağrısına göre. Orta hafif şiddette diyebiliriz şiddetine. Sıkıştırıcı vasıftadır. Daha çok bulantı kusma eşlik etmez hastanın belirtilerine. Ve genelde tabii biz ruh sağlığı hastanesinde çalıştığımız için çok da sık bir dal hastanesi olduğu için eşlik eden depresyon gibi bazı belirtilerde eşlik eder gerilim tipi baş ağrısına. Bu anlamda da biz polikliniğimize başvuran hastayı tabii çok bu konuda şanslıyız. Psikiyatri artı nöroloji birlikte çalıştığımız için. Hastanın eşlik eden depresif semptomları var mı? Bunu çok iyi değerlendirmek lazım gerilim tipi baş ağrısında. Eğer hastada bir keyifsizlik hali, hasta anlatır zaten kendimi iyi hissetmiyorum, mutlu hissetmiyorum. Bir keyifsizlik, huzursuzluk, uykularında bozulma. Dediğim gibi yaşamdan eskisi gibi zevk almıyorum gibi bazı depresif belirtilerde eşlik ediyorsa biz psikiyatrist arkadaşlarımızla birlikte değerlendiriyoruz. Şöyle söyleyeyim yani polikliniğimize başvuran hastalarımızın neredeyse %90'a yakını tedavi olarak ayrılıyor. Çünkü eşlik eden belirtisi olan depresyon, anksiyete ve ortak çalışmayla birlikte çok halledilebiliyor. Şunu da söylemek isterim, migren aslında çok sık bir hastalık. Peki migrenin özellikleri nedir? Veya migrenin de tipleri var mıdır kendi arasında? Evet, vardır. Bunlarla ilgili neler söylersin? Şöyle söyleyeyim, migren aslında bizim %35-40 oranında toplumumuzda görülen, çok sık görülen bir hastalık. Fakat en son yapılan çalışmalarda şunu gördük, Türkiye'de %5 kadarı tanı alıyor. Yani çok az bir oranda tanı aldığını görüyoruz. Yani sağından solundan tedavi edilemeyen bir baş ağrısı gören bir hasta aslında çok fazla başvurmuyor. Başvurduğunda tanı alıyor. Nasıl ağrı olur migrende? Daha çok yarı baş ağrısıdır. Bulantı kusma eşlik edebilir. Işık ses hastayı rahatsız edebilir. Özellikle kadınlarımızda adet döneminde çok sık görülebilir. Adet tetikler bunu. Bir de tabii ayrıca migreni tetikleyen bazı yiyecekler var. Evet, yiyecekler var. Bunlar neler? Evet. Daha çok mayalı yiyecekler, peynir gibi, bazı çikolatalar, alkol, bira, şarap gibi. Bunun dışında aslında bu da çok bilinmiyor. Monosodyum glutamat içeren hazır gıdalarımız var.
Bu hazır gıdaların içerisinde mesela hazır çorbalar, cipsler, et suları, bunların içerisinde monosodyum glutamat olduğu için ağrıyı tetikliyor, arttırıyor. Bunlar hiç bilinmeyenler tabii. Migren evet. Hastalarının bilmesi bunları çok önemli. Çok önemli, değil mi? Evet. Hı-hı. Yani aslında bunun farkına varmayan ve yiyip de ağrısı başlayan çok hastamız var. Hı-hı. Bunun dışında neler tetikler? Uykusuzluk, açlık. Uykusuzluk ya da aşırı uyuma tetikleyebilir. Açlık tetikleyebilir. Stres faktörleri, bunlar duygusal stresler olabilir ya da fiziksel bir egzersiz de bir baş ağrısını başlatabilir ya da arttırabilir. Bu yorgunlukla birlikte eşlik eder. Genelde yorgunlukla eşlik eder ama ağır fiziksel egzersizin de migreni tetiklediği birçok hastada gösterilmiş. Işık özellikle zannedersen değil mi? Evet. Veya gürültü, ışık, hava değişimi de etkiler kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Lodos, hava değişikliği, gürültülü ortam. Etkileyebilir. Tabii aile öyküsü de çoğunlukla migren hastalarına eşlik eder. Yani annesi, babası ya da üst kuşaklarında migreni vardır. Peki migren kalıtımsal diyebiliriz o zaman. Evet tabii genetik bir geçişi var. Ani heyecanlanmalar veya üzülmeler de migreni tetikleyebilir mi? Kesinlikle tetikler. İşte duygusal stres kısmı dediğimiz ani stresler, heyecanlanmalar. Bazen öfke krizleri tabii tetikleyebilir. Evet. Peki erkekler ve kadınlara oranladığımızda kadınlarda erkeklerden daha sık görülüyor. Bunun sebepleri neler olabilir? Hormonal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü migren gerçekten hormonların tetiklediği bir hastalık ve özellikle adet döneminde de migren krizleri çok fazla görüyoruz. Zaten tedavisinde de adet dönemine özgü ayrı ilaçlarımız var. Bu yüzden de başvurmaları çok önemli bizim için. Yani bunu vermediğimizde hastanın adet döneminde atakları çok şiddetleniyor ve hayat kalitesini çok bozuyor. Evet. Az önce gerçi söylemiştiniz 15-30 yaş arasında çocuklarda görülür mü diye soracağım migren bu konuda neler söyleyeceksiniz? Belli bir yaş aralığı var mıdır migrenin ortaya çıkışıyla ilgili? Yani genelde 15 yaş üstü. 15 yaş üstü yani küçük 50 çocuklarda. Yaşına kadar evet ortaya çıkabilir ama dediğim gibi yani 45-50 yaşından sonra bir hastanın migreninin başlama oranı genç yaşa göre çok daha nadirdir. O yüzden bizim için beyin görüntülemesi gerektirir ileri yaş başlangıcı. Evet. Peki migrenin kesin bir tedavisi var mıdır? Böyle bir çözümü var mıdır? Yani migren hastası olan biri bundan tamamen kurtulabilir mi? Bununla ilgili neler söylersin? Yani ilaç tedavisiyle %90'ın üzerinde ağrılarının azaldığı hatta ataklarının tamamen kesildiği hastalarımız çok fazla sayıda. Hı hı. Medikal tedavi öncelikli migrende. Yani ilaç tedavisi şart. Evet. Hı hı. Migren atağı için önce bulantıyı giderici ilaçlarla başlıyoruz. Daha sonra ağrı kesiciler kullanıyoruz. Migrene özgü ağrı kesicilerimiz var. Yalnız şu da çok önemli bir sorun. Çok sık pratikte karşılaştığımız bir konu da uzun süreli ağrı kesici kullanımına bağlı bir baş ağrısının oluşması. Şimdi hasta migren olduğunu biliyor. Migren olduğunu biliyor ve ağrı kesicinin onu kestiğini biliyor. Fakat fazla sayıda bunu kullanıyor. Mesela ayda onun üzerinde bir ağrı kesici alımı da bir süre sonra ağrıyı kesmek yerine arttıran bir faktör. Evet, bu da bizim tıp pratiğimizde aşırı analjezik kullanımına bağlı baş ağrısı olarak adlandırılıyor. Yani böyle literatürümüzde böyle bir ağrı özelliği var. Hatta bu hastaları biz bazen yatırıyoruz ve ağrı kesicilerden arındırma tedavisi uyguluyoruz. Başka ilaçlarla. Evet, yani bunu da unutmamak lazım. Bu yüzden de mutlaka bir nöroloji uzmanına başvursunlar. Çünkü aşırı analjezik kullanımına bağlı baş ağrısına dönüştükten sonra tedavisi biraz daha güç oluyor hastalığın. Bu anlamda peki önemli. Peki bu ağrı kesiciler de bağımlılık yapabilir mi? Bu kadar yüksek dozda yani sürekli alınması. Evet, bağımlılık dediğimiz ağrı ihtiyacı, ağrı olduğu zaman hasta alıyor. Ağrı olduğu zaman hasta alıyor. Bir süre sonra sayısı çok fazla olduğunu ağrıyı iyice arttırıyor. Bu anlamda çok önemli. Yani ağrı kesicileri de doğru kullanmak lazım. Şunu da ayrıca tedavide bahsetmek isterim ki ayda 4 ya da 5'in üzerinde atağı varsa bir migren hastasının her gün kullanılacağı ağrı kesici dışında bazı ilaçlarımız var. Kalsiyum kanal blokerleri, beta blokerler ya da antidepresan ilaçlar. Bazen antiepileptik ilaçlar yani da bu tedavide kullanılıyor. Yani ağrı kesici sayımız fazlaysa bizim bunlara geçmemiz gerekiyor. Yoksa ağrı kesilmiyor. Bunu bilmek lazım. Tabii migren hastasının yaşam stiline önerilerimiz çok önemli. Evet. Nelere dikkat etmeli? Hayatını planlı yaşaması gerekir. İşlerini planlaması gerekir. Stresten uzak durması gerekir.
Evet, bunun dışında dediğim gibi bazı arttıran yiyeceklerden uzak durması ve kendini tanıması çok önemli. Hangi yiyeceklerin bunu başlattığını bilmesi çok önemli. Bir de tabii dediğimiz gibi ağrısı olduğu zaman özellikle hamileler ve bazı emziren annelerimiz var ki ilaç tedavisinde bu konuda sınırlı kalabiliyoruz. Onlara önerimiz daha çok şöyle oluyor. Sessiz, loş bir odaya gitmek, dinlenmek, bazen buz maskesi dediğimiz ya da dolapta buz küpleri vardır. Onu bir havluya sararsınız, başınıza uygularsınız. Oksijen almak. Bunun yanında dediğim gibi stresten, sıkıntıdan uzak durmakta ve bazı yiyeceklerden uzak durmakta ağrıyı azaltan faktörler. Yani geleneksel dediğimiz bu hani yemeniyle başı sıkma da etkili faktörler. Yani aslında migren tedavisinde masajın da yeri var. Yok öyle diyemeyiz. Mi? Tabii var. Rahatlatıyor. Gevşeme teknikleri. Hatta bazen nefes terapileri. Bunların da yeri yoktur diyemeyiz. Yani hastayı rahatlatıyor çünkü o kaslarını ve fayda gören hastalarımız var. Hani en azından hamileyse, emziriyorsa vereceğimiz ilaçlar süte geçtiği için ya da hamileyse bebeğe geçeceği için bu konuda elimiz biraz sınırlı kalıyor açıkçası. İlaç çok fazla kullanamıyoruz. Bu tetkikleri öneriyoruz ve yine de daha en az zararlı olabilecek grubu öneriyoruz. Bu şekilde. Evet. Peki bu ataklar gelmeden önce sinyal veriyor mu yoksa ani bir baş ağrısıyla mı başlıyor? Neler söylersiniz? Evet. Daha önce sorduğunuz soru gibi migrenin çeşitleri var. Auralı, aurasız diye ayırdığımız. Aura dediğimiz belirti öncesinde başlayan bir bulantı hissi. Bazen gözde ışık çakmaları. Bazen elde uyuşmalar olabilir başlatan faktör. Hasta bunu bilir. Bazen de fenalık hissi şeklinde olabilir. Hafif baygınlık hissi, baş dönmesi şeklinde. Arkasından yani ağrı gelir. Evet. Aura dediğimiz yani öncü belirtiler. Bazen bu aurayı ağrı bile takip etmeyebiliyor. Sadece bu şekilde aura ve belki çok hafif eşlik eden bir ağrıyla devam edebiliyor. Bunu da yine migren tedavisiyle önleyebiliyoruz bu hissi yani. Mesela baş dönmesi arkasından hafif bir ağrı ya da ağrı olmayabiliyor. Bu da bazen migrenin belirtisi olabilir. Bu şekilde tedavi ediyoruz. Auralı grup var, aurasız grup var migrenle yine dediğim gibi. Bu şekilde. Peki migren hastalarında karakteristik özellikler de önemli midir? Yani kişinin çok heyecanlı ya da çok kırılgan veya öfkeli biri olması gibi. Bunlar da tetikleyen faktörler arasında sıralanabilir mi? Kesinlikle. İşte bu A tipi kişilik dediğimiz çok sinirli, çabuk öfkelenen kişilerde şöyle ağrı çabuk başlıyor. Ağrı eşikleri farklı oluyor. Yani bu kişilik yapısındaki insanların ağrıları biraz daha kontrol etmemiz güç oluyor. O yüzden bu anlamda psikiyatrist arkadaşlarımızdan da dediğiniz gibi destek alıyoruz. Yani bizim orada tedavi olabilirler diyebilirim. Peki baş ağrılarını sayarken birçok sebepten baş ağrısı olabilir dediniz. Bazı kronik rahatsızlıklar da baş ağrısını eşlik edebilir mi? Bununla ilgili neler söylersiniz? Bunlar hangi hastalıklar olabilir? Şimdi dediğim gibi beyin damar tıkanıklıkları özellikle ilk dönemlerde beyin kanamaları zaten çok şiddetli baş ağrısıyla gider. Ama kronik hastalık olarak baktığımızda mesela bir epilepsi hastası ya da bir MS hastasına da baş ağrısı çok sık eşlik eder. Bunlar gerilim tipi baş ağrısı da olabilir, migren vasfında da olabilir. Bunun tiplemesi yok aslında. Çok değişken. Kişiye göre değişken. Çünkü genelde bizim bu grup hastalarımıza eşlik eden aynı zamanda dediğim gibi psikiyatrik semptomlarda olduğu için hepsini birlikte tedavi etmek önemli. Ama MS'de de, epilepside de, Parkinson hastasında da baş ağrısı hastalıkla ilişkili ya da ilişkisiz olabilir, görülebilir. Örneğin ben bir MS hastasıyım 9 yıldır. Normalde zaten gerilim tipi baş ağrılarım gün içerisinde yaptığımız işin stresinden dolayı yaşanabiliyor. Evet. Fakat geçirdiğim ataklar esnasında tarifini ayırt edebildiğim, o baş ağrısını ayırt edebildiğim şu arkamda böyle sanki bir sıkıştırıyor gibi sadece bir noktada bir yanma, bir ağrı yoğunlaştığını biliyorum. MS ataklarımın olduğu dönemlerde farklı bir baş ağrısı. Evet. Bunu hep anlatıyorsunuz. Evet. Bu şekilde yaşadığımı biliyorum. Tabii buna yine dediğiniz gibi epilepsi hastaları, Parkinson hastalığı mı dediniz. Bunların da belki kendilerine has ağrı tipleri mutlaka. MS için yani gün içerisinde yani sizin baş ağrınızın diğer insanlardan farklı olmayan bir gerilim tip baş ağrısı dışında
ataklara eşlik eden, hı-hı, bir atak belirtisi olan bir çeşit baş ağrısı var. Evet. Bunu illaki hani şu çeşit, bu çeşit diyemiyoruz. Hı-hı. Çünkü o değişiyor. Yani kiminin oksipital bölgede arkada daha künt bir ağrısı olabilirken ataklarda, kiminin migrenöz vasıfta tek taraflı olan, migrenle de karışabilen, hı-hı, ağrıları olabiliyor. Hani, hı-hı, bunu birebir MS'de şu şekilde olur, bu şekilde olabilir demek çok zor. Bu hastaya göre belki beyinde bir plakların olduğu yere göre, hı-hı, değişebilecek, evet, değişebilir, nereyi etkilediğine göre değişebilecek, hı-hı, bir durum aslında. Evet. Evet, tabii bunları bir de görüntüleme yöntemlerimiz, evet, neler söyleyeceksiniz bunlarla ilgili? Şimdi baş ağrısı olan hastanın tabii şöyle bir kaygısı oluyor. Benim bir beyin filmim yok diye. Şimdi birçok hocalarımızın anlattığı ve bizim de gördüğümüz, evet, bir migren hastasının eğer tedaviye yanıtı yoksa, yanıt sınırlıysa, ağrının vasfı değişiyorsa zamanla, dört dörtlük bir migren anlatırken, migren ağrısı anlatırken bir ay sonra gelip farklı bir ağrı da anlatıyorsa beyin görüntülemesi yapılmalı bu hastaya, görülmeli. Ama onun için asıl kırmızı alarm durumları bizim için acil görüntüleme demek. Mesela bir MS hastasının bize farklı bir baş ağrısıyla gelmesi, işte atağını anlatabileceği için o an atağı görmemiz adına bir beyin MR'ı gerekli. Ya da bir hasta ateş yüksekliği, bilinç değişikliği, şuurda değişmelerle bir acil servise başvurduğunda eşlik eden ense sertliği ve başka nörolojik semptomları da varsa beyin görüntülemesi, hatta belki beyin omurilik sıvısının boz bakısı, hı, gerekli olabiliyor. Hı. Dediğim gibi aynı zamanda 50 yaş üstü başlayan baş ağrıları bizim için %99 beyin görüntülemesi gerektirir. Yani 50 yaşına kadar bu şekilde, böyle bir baş ağrısı olmayan birinin bize yeni bir baş ağrısıyla gelmesi bizim için beyin görüntülemesini gerektiriyor. Tabii burada belki travmaların da önemi vardır. Buna da eşlik eden bazı sebepler birleşerek farklı sonuçlara da ulaşılabiliyordur, evet, değil mi? Evet, evet. Burada nelere dikkat? Örneğin bu belki kırmızı alarm dediğimiz travmaya bağlı ağrılarda da nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Bu, hı-hı, konuda da uyarılarınız olursa, tabii, çok olur, seviniriz. Kafa travması bizim için çok önemli. Kafa travması olan bir hastanın zaten acil servise girişi yapılması gerekir. Ve travma protokolünde beyin BT'nin yeri zaten %100 olarak vardır. Hemen hemen çekilmeyen hasta olmaz beyin tomografisi. Hafif travmalar var tabii. Mesela, evet, işte ufak bir yerden bir yere çarpma, düşme. Bunun sonrasında da eğer geçmeyen baş ağrısı varsa beyin görüntülemesini yapıyoruz. Fakat post travmatik baş ağrıları uzun süreli olabilir. Yani beyinde herhangi bir hasar olmasa da hastada travma sonrası 3-6 ay belki 1 yıla kadar uzayan sürelerde bir baş ağrısı görülebilir. Buna da biz yine medikal tedavi veriyoruz. Hı hı. Ama dediğim gibi travma hastasına %99 beyin filmi görüntülenir zaten. Evet. Bu birçok şeyi zaten size veriyor mu? Yani bu aldığınız filmle yönlendirebiliyor musunuz hastayı? Tabii. Yeterli mi yani? Yani yoksa bunun yanında başka şeyler de mutlaka? Şöyle, mesela ileri yaştaki bir hasta bir kere bir yerden düştü, bir, hı hı, beyin filmi çekildi. Herhangi bir şey görülmedi. Fakat, hı hı, bazı grup hastalarımız var ki böyle ileri yaşta, bunları bir 10 gün sonra filmin tekrar etmek gerekiyor. Çünkü bazen subdural hematom dediğimiz, yani, kadamalar ilk çekilen filmlerde görülmüyor. Hı. Hastanın ağrısının devam etmesi, başka semptomların eklenmesi 10 gün, 15 gün sonra tekrar bir filmi görmeyi gerektiriyor. Hı. Bu açıdan da kafa travmaları daha farklı bir grupta inceleniyor. Beyin filminin normal olması bize neyi gösteriyor? İlk etapta dediğim gibi, yani eğer 15 gün sonra bir filme ihtiyaç duymazsak bu an beyinde herhangi bir hasar olmadığını gösteriyor. Ama bu tedavi etmiyoruz demek değil. Posttraumatik baş ağrıları da ayrı bir şekilde tedavi ediliyor. Yine bu analjezikler olabilir, uzun süre başka esteral kullanımı olabilir. Bunların da yeri var tedavide. Dediğim gibi uzun süreli olabiliyor. Beyinde bir hasar olmasa da bir yıla kadar süren posttraumatik baş ağrıları mevcut. Peki yorulduğumuzda da genelde böyle başımız ağrıyor ya da yorgun, gürültülü bir ortamdan çıkma. Bunları hangi tipe koyabiliriz bu bunlar baş ağrıları? Bunlar gerilim tipi baş ağrıları. Evet. Bunlar daha çok böyle hani güne iyi başlarsınız, her şey yolundadır ama akşama doğru işin var diye stres, koşuşturmalar, kafamızdaki birçok düşüncelerle birlikte akşama doğru artan, böyle sıkıştırıcı vasıfta, künt, hani migren ağrısı gibi tamamen işimizden, gücümüzden etmeyen ama yine de huzursuzluk ve rahatsızlık veren ağrılarımız olur. Bunları ilk etapta basit ağrı kesiciler veriyoruz ama bunların dediğim sıklığı, şiddeti
Eğer mesela bir ay içerisinde 15 gün hasta ağrılıysa bu şekilde, bu da hastanın hayat kalitesini bozuyor. O zaman özellikle antidepresan ilaç grubunu ağrıyı kesici özelliği olduğundan dolayı depresyon için değil, burada kullanıyoruz. Peki bazen başımız ağrıyor. Ben şimdi çok başım ağrıdığı için burada bazı arkadaşlarım da bunu çok sık böyle baş ağrısı yaşadığımız için bazen birkaç günde sürebiliyor böyle. 3-4 gün geçmiyor. Bazen işte enseden bir ağrı, mutlaka ki gerilim tipi baş ağrısı ama bazen korkutuyor, acaba bir beyin kanamasının sinyali olabilir mi diye. Beyin kanaması sinyallerinde böyle uzun süren baş ağrıların yeri önemli midir? Neler söylersin? Şöyle, beyin kanamasındaki baş ağrısı gerilim tipi baş ağrısına göre çok şiddetlidir. Şiddetli. Yani 10 üzerinden 10'dur. Ama bir gerilim tipi baş ağrısı VAS skoru dediğimiz bir skorla hastaya sorarız biz. 1'den 10'a kadar bir sayı verebilirseniz ağrınıza kaç verirsiniz diye. Gerilim tipi baş ağrısı olan bir hasta daha çok 7-8 verebilirken ya da 6-7 verebilirken 10 değil 15 der hasta. 10 üzerinden 15 der. Yani yerinde duramaz. O derece şimdi. O derece. Bunun dışında da zaten eşlik eden başka belirtiler olur. Olur. Ağzında evet. Konuşması bozulabilir. Gözünde kayma olabilir. Kanadığı yere göre değişen. Güçsüzlük olabilir bir tarafında. Dengesizlik olabilir. Hiç hareket edemeyebilir. Yerinden kalkamayabilir. Daha çok eşlik eden başka faktörler oluyor. Evet. Bir izleyicimizin sorusu varmış. Bunu size aktarmak istiyorum. Gülcan Emekliyer soruyor. Beyincik sarkması hastasıyım. Ne yapmam gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor diye soruyor. Evet. Neler söylüyor? Şimdi beyincik sarkması bizim açımızdan tabii MR kontrolü gerektiren bir hastalık. Sarkmanın ne kadar olduğu çok önemli. Bu milimetrik düzeyde değerlendiriliyor beyincin aşağı doğru sarkması. Bununla ilgili bir operasyona gerek var mı yok mu beyin cerrahlarıyla bu konuda görüşüyoruz. Şimdi bu işte ikinci grup, yani beyinde bir hastalığın olduğu gruba giren bir baş ağrısı çeşidi olduğu için bu anlamda MR kontrolleriyle beyincin ne kadar sarktığı, nerelere bası yapacağı ve bir operasyona gerek var mı yok mu değerlendirilmesi gereken bir şey. Yani bir nöroloji uzmanının beyin cerrahıyla birlikte konsulte ederek değerlendirilmesi gerekir, başvurması gerekir. Tabii Gülcan Emekliyer'in kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz ama geçmiş olsun diliyoruz. Evet. Nasıl bir hastalıktır beyincik sarkması? Ben ilk kez duyuyorum. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Evet, yani beynimiz belli bir yerde yer alıyor. Beyincik de onun altında yer alır. Yani korteksin altında yer alır. Bunun aşağıdan kaynaklanan bazı yapılardan dolayı, omurilikten dolayı olması gereken yerin daha altına doğru yerleşmesi. Tabii bu da baş ağrısı. Baş ağrısı dışında da bazı semptomlar yol açabilir ama en çok tabii baş ağrısı yapar. Ama dediğim gibi sarkmanın ne kadar milim olduğu bizim için önemli. Bir operasyona bu anlamda gerek var mı yok mu bu önemli. Bu açıdan takip edilmesi gereken bir hastalık. Bu hasta mutlaka bir nöroloji uzmanına gitmeli ve MR kontrolleriyle takip edilmeli. Takip edilmeli. Evet. Evet, tekrar Gülcan Emekliyere geçmiş olsun diyoruz. Kilonun önemi var mıdır baş ağrılarında? Bununla ilgili neler söylersiniz? Evet, obezitenin özellikle kadınlarda östrojen dönüşümünü yağ dokusunda arttığı için kilo kontrolü öneriyoruz. Ve şöyle diyeyim, doğum kontrol hapları mesela östrojen içeren ağrıyı arttıran faktörlerden biri. Buradan da görüyoruz. Onlar da kilo artışı sağlıyor. Bununla birlikte iyice ağrılar artıyor. O yüzden biz açıkçası migren hastalarına, baş ağrısı olan hastalara kiloyu çok kilo vermesini öneriyoruz. Yani obezitenin tetiklediğini düşünüyoruz. Peki kırmızı alarm dediğimiz baş ağrıları, bunlar tümörler olabilir dediniz. Bunlarda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çünkü genelde çok fazla baş ağrısı olmuyor gibi bir şey söylediniz. Evet, yani şöyle şiddeti çok fazla olmayabilir. Şöyle bir beyin kanamasının şiddeti çok fazla olabilirken bir tümör küçük bir tümördür. Şiddeti künt olabilir, daha düşük olabilir, bunu demek istedim. Yani iki aralıkta da değişebilir. Beyin kanaması daha anidir. Kan boşalması olduğu için beynin içerisinde çok şiddetli bir ağrı olur. Ama beyin tümörü küçük bir tümördür. Büyüdükçe bası yapabilir. Dediğim gibi ileri yaşta bir başlayan baş ağrısı bize tümörü de düşündürür. Bu anlamda beyin görüntülemesi gerektirir. Ama bunun yanında hastada tarif eden bir görmede bozulma. Ara ara konuşmam bozuluyor doktor hanım diyebilir. Dengem yok diyebilir. Mesela yerinden kalkıyorum ama düşüyorum, sağa düşüyorum diyebilir. Bu durumda beynin başka sol tarafında cerebellum denge merkezinde bir tümör olabilir.
yani eşlik eden bir nörolojik semptom bizim için çok önemli. Evet. O yüzden nörolojik muayene bizim için bu anlamda esas. Tabii bunların her bir baş ağrısında farklı tedavi yöntemleri var. Hepsinin farklı farklı aynı, yani benim başım ağrıyor deyip geçiştirmemek gerekiyor. Evet. Belki de her baş ağrısını geçmeyen, ani başlayan, uzun süren baş ağrılarını dikkate almak gerekiyor. Evet, evet. Yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Buradan mutlaka uyarılarınız, önerileriniz olacaktır izleyicilerimize. Neler söylersiniz? Buyurun efendim. Yani ben son olarak şunu söyleyeyim. Dediğimiz gibi migrenin bile %5'i Türkiye'de tedavi ediliyorsa gerçekten baş ağrısı aslında en sık da migren ve gerilim tipi baş ağrısı olarak görüldüğü için tedavi edilebilen bir grup hastalık. İkincil faktörler %1 ile 16 arasında görülüyor. Yani bir beyin tümörleri, damar tıkanıklıkları gibi bunlara ya da bir menenjite bağlı baş ağrısı. Demek ki biz de %85 gibi bir oranını eğer bir sağlık kuruluşuna başvurursak tedavi edebiliyoruz. Tabii ben Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıklar Hastanesi'nde olduğum için eşlik eden özellikle depresyon, evet, anksiyete bozukluğu gibi hastalıkları da burada psikiyatrist arkadaşlarımızla birlikte tedavi edebildiğimiz için bu anlamda da iyi bir hastane. Ve Manisa'da olması hastalığımız için büyük bir şans olduğunu, evet, düşünüyorum, avantaj, evet, olduğunu düşünüyorum. Zaten zannedersem psikiyatrik bazı problem yaşayanların baş ağrısı mutlaka eşlik eden sebepler arasında yer alabiliyor değil mi? Evet, evet. Ki birlikte zaten çalışılıyor. Bilinçaltı çatışmaların bedene yansıması gibi değerlendirilir bazen, evet, bu. Aha. Bu şekilde. Evet. Böyle. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bilgileri bizlerle paylaştınız. Davetimizi kırmadınız, geldiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili izleyenler, çok değerli konuğumuz Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden nöroloji uzmanı Gülşen Vatandaş bizlerle birlikteydi. Baş ağrılarını konuştuk. Baş ağrılarının tiplerini, tedavi şekillerini ve alarm veren baş ağrılarında neler yapmamız gerekiyor, bunları bizlerle paylaştı. Kendine bir kez daha şahsım ve sizler adına teşekkür ediyorum. Bugün de bu sabah sağlığın sonuna geldik. Yarın sabah bu sabahta buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.